22 Mart, 28 Mart değerli yay burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de buyurun koşun takip edin. Günlük yorumlarımız var, ritüellerimiz var orada takip edebilirsiniz. Yöneticilerinizle alakalı tartışma yaşayabilirsiniz. İş yerinizdeki insanlarla aranızda gerginlikler oluşabilir ve yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bu hafta insanları kendinizi ikna edip inandırmaya çalışacağınız bir hafta. Yani en ufacık şeyde birinin size yanlış ifade kullanmasından kaynaklanacak işte yanlış yapabilme haftanız. Birinin size yanlış davranış yapıp gergin olma haftanız. O yüzden sizden tek ricam evet yorucu bir hafta olacak, sinirleneceğiniz bir hafta, kasılacağınız bir hafta olacak ama başarısız olacağınız bir hafta olmayacak. Yani siz bunları bu zorlukları atlatırken büyük bir başarı ve üst düzey yöneticilerinizin farkına varacaklar ve sizin konumunuzla alakalı değişim ve fırsatlar sağlanacak. Kim size ne diyorsa takılmayın. Aynı enerjiyle işinize konsantrasyonunuzu oturtun. Gerçekten çok büyük fırsatın sizin ayağınıza geleceği, istediğiniz bir iş ya da yöneticinizle konuşmak isteyip hak ettiğiniz yeri istiyordunuz ya, bu yer size temin edilecek 3 hafta içerisinde. O yüzden siz azminizi, umudunuzu sakın kesmeyin diyorum. Sadece yurt dışı fikri ya da yurt dışı ile alakalı iletişiminizi güçlendirmek istiyorsunuz. Bir ayağınız yurt dışında, bir ayağınız yaşadığınız yerde olsun istiyorsunuz. Bununla ilgili fırsatlar, bununla ilgili araştırmalar içerisinde olup burayı da sağlamlaştıracaksınız ama bunun için Nisan sonuna ihtiyacınız var. Yani siz bunu araştırıyorsunuz, bugün olacak değil. Nisan sonu siz bu sistemi kafanıza göre oturtmuş olacaksınız. Bazı yay burçları yurt dışında şirket açmak isteyeceksiniz. İşinizle alakalı yurt dışı bağlantılısını sağlamak isteyeceksiniz. Bu da size olumluluk ve yapmanız gerektiği fırsatlarla ilgili evraklarınızı hazırlayın. Burası olumlu cevap verecek. Özellikle kurumsal, banka, devlette çalışan yay burçlarında güzel değişimler, yerde güzel, ufkunuz rahatlayacak, masanız rahatlayacak, özgüveniniz rahatlayacak. Yani siz kendinizi tazeleyeceksiniz, inancınızı tazeleyeceksiniz, iş enerjinizi tazeleyeceksiniz. Sizinle küs olan insanların adımları sizi mutlu edecek. Hataları, insanların hatalarını görüp hatalarını kabul ettirmeyi öğreteceksiniz. O yüzden bu hafta hem öğreneceksiniz hem de öğreteceksiniz. Ama siz büyük bir işin başarısını, büyük bir enerjinin havasına giriş yapacaksınız. Şimdiden kutlayın değerli yay burçları diyorum. İlişkisi olmayan yaylarda geçmişten geri beklediğiniz kişiyle iletişim olacak ama gelecek vadeden bir ilişki mi tekrar buna şans vereceksiniz. Hata yapmanızı istemiyorum, başa dönmemeniz için. Evli yay burçlarında gereksiz tartışmalar birbirinizi yormaya başladı. İlişki terapisti istiyorum. Ve aileniz bu ilişkiye devamlı karışıyor. Devamlı sorunlar aileden kaynaklı. Sizle alakalı sorun yok. Ailenizi geri çekmenizi istiyorum. Bir de kardeşlerle aranızda, kardeşlerinizle alakalı bağlarda uzun süredir oturtamadığınız dengesizlikler var. Kardeşlerle olan bağınızı toparlarsanız daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Aileniz, kardeş, anne, babayla alakalı ortak bir malınız varsa bununla ilgili bir el sıkışması, müteahhit başlaması ya da evinizi inşaat etmek istediğiniz bir noktanız var. Bunun anlaşmaları ile ilgili planlar, evreler söz konusu olacak. Uzun süredir bazı borçları olan ve ödeyemeyeceğim, nasıl öderim diyen bazı yay burçlarında güzel bir para akışı ve hayatınızda yavaş yavaş toparlan. Pat diye toparlanmayacak. Hiç beklenmedik bir noktada hiçbir borcunuz harcınız kalmayacak. Endişe etmenize gerek yok. Bazı yay burçları kocam ya da eşim beni aldatıyor tribine girdiniz. İlişki terapisti istiyorum. Saçma sapan paranoyaklıklar ve güvensizlikler var. Bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Evet, evlilik bekleyen yay burçları. Ben sevgilimden evlilik teklifi bekliyorum ve hala bu teklifi yapmadı diyorsanız biraz daha beklemen lazım. Şu an bu evlilik teklifi yok ama ilişkinin sağlamlığı var. Sana güzel bir hediye var diyorum. Bazı yay burçlarında hediye verme, hediye alma haftanız, güzel hediyeler, güzel enerjiler hayatınızda yer alacak. Belki sizin resim, müzik, dans yeteneği olan ya da sanatsal faaliyette olan yay burçlarında da markalaşma, büyüme ve güzel hedefler var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde de doğru kazançlar hayatınıza girmiş olacak. Mutlu kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.